Evet sevgili arkadaşlar Pazar gününün ikinci videosuyla karşınızdayım. Aslında birçoğumuzun tepkisi aynı ama ben burada e, farklı bir görüş alarak başlamak istiyorum. Yani yazarlardan Fenerbahçe yorumlarıyla başlamak istiyorum. Çünkü spor yazarları ne dedi? Bakın ben ne kadar konuşursam konuşayım. Siz ne kadar konuşursanız konuşun. Bizler Fenerbahçe cephesinden bakıyoruz. Kimimiz sinirle, kimimiz öfkeyle, kimimiz doğrucu Davut, kimimiz yalancı bilmem neyle başlıyoruz? Uğur Meleke. Fenerbahçe sezon başından beri ikinci, üçüncü bölge bağlantı yükü tad için omzundaydı. Dün Jakobs tad için etkinliğini oldukça kısıtladı. Şimdi Jakobs mu kısıtladı? Tadiç mi çaptan düştü? Açık söyleyeyim ben 2 maçtır 3 maçtır Tadiç'in sahada yürüdüğünü söylüyorum. Bak e, geçen maçta sanırım bir gol bir asistten oynadı. Dedim ki hani yanlış anlamayın. Bir gol bir asist ama sahanın kötülerinden. Bak maksimen bir gol attı şey yaptı ama sadece 5 dakika 10 dakika sahne aldı. Tadiç'te o da yok demiştim. E, neyse. E, bir ara Fenerbahçe sürekli Maksimen kanadını kullanmak zorunda kaldı. Ben Mourinho'nun da dün İrfan Can'ı çok geç kalmadan 46'da oyuna sokacağını düşünüyordum diyor Uğur Meleke. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Yani Tadic sırtıyor, Fred sırıtıyor, İsmail sırıtıyor. Ha Fred'i çıkartmaz ama İsmail'i çıkartabilir. Tadic'i çıkartabilir. Arkadaş 35 yaşına gelmiş. 30 Bak 35 yaşına gelmiş o kaç yaşında biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç merak ettiniz mi? Hani e, Mourinho'nun bir felsefesi vardı. Neydi o felsefe? Fenerbahçe hızlı oynayacak. İşte hızlı oynayacak. 39 yaşında bir forvetim var. 38-17 Mart doğumlu ama artık 39 saysam 39'un içinde. E, Tadiç 35'in içinde artık 36'ın içinde say. 35'i doldurdu. 46'da oyuna sokacağını düşünüyordum. İrfan tuşuna basmak için 60'a kadar bekledim Mourinho. İrfan Can'ı oyuna soktuğunda zaten Galatasaray 3. golü bulmuş ve fişi çekmişti zaten diyor. Ben de katılıyorum. İlk en yağcı oldu. 45 dakika boyunca Maximen dışında Galatasaray'ı zorlayan bir oyuncu olmadı. Maximen de takımın en iyisiydi. Maçın kırılma anlarında özellikle Osterwolde'nin kaçırdığı pozisyon Fenerbahçe'nin maça ortak olmasını engelledi diyor. Bak Osterwolde mesela o golü atsa bence Fenerbahçe oradan da dönüşü yapardı. Ya da ne bileyim Şimanski'nin kaçırdığı falan var. İlk 45 dakikada İsmail'in çıkması doğruydu ama Hatice'nin de ona eşlik etmesi gerekirdi. Mourinho Hatice çok sabretti. Engin Verel. Futbol enteresan bir oyun. İlk yarı istatistiklerine bakıyorsun. Fenerbahçe 5 isabetli 11 şut atmış. Skor tabelasında hanesine 0 yazıyor. Sadece 2 isabetli şut atan Galatasaray ikisinde gol yapmış. İki takım da aşağı yukarı beklenen kadrolarıyla sahaya çıkmış. Fenerbahçe'nin orta alanda ve ileride oynayan 6 oyuncusuyla Maça ağırlığını koyup güzel futbol oynarken Galatasaraylılar sadece seyrediyordu. Ta ki 21. dakikaya kadar Torreira'nın uzakta atta şutun direğe Livakovic'in sırtına çarpıp gol olması Galatasaray açısından büyük şans ev sahibi için büyük şanssızlıkta diyor. Emre Bol. Önce Tadiç'le ile başlayalım. Sağ kanatta sol tarafta olduğu kadar etkili değil. Doğru. Bu takım geçen sene 99 gol attı. Zaman zaman baş rolde zaman zamansa önemli yardımcı rollerdeydi. Dün sahaya bakıyorum. Uvertür olmuş. Uvertür oyalayıcı demek. Resmen ayağına top değmeden ilk yarıyı bitirdi. Ne yazık taraftarlar Atak Fener diye pankartlaşmışlar. İnanın onlar kadar cesur olamadım Orinho. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olabilirsin. Ama hala bizim ligi bilmiyorsun. Ama eminim öğreneceksin diyor. Ben Emre Molda, Bol'dan çok haz etmem. Ama doğru söylüyor. Bizim ligin değerleri. Gürcan Bilgiç. Mourinho Amrabat ile orta saha direncini onarmak istedi ama sadece Maximen üzerine kurulu oyun planında uzun ve yüksek toplara dönen bir takım vardı. Sanki orta sahasız oynuyordu. Fenerbahçe sanki orta sahasız oynuyordu değil mi arkadaşlar? Ya buna katılır mısınız? Ben katılırım. Fred ve Şimanski de bu ritim içinde varlık gösteremediler. Bak Fenerbahçe'de dün kötü oynayan 3-4 kişi vardı. Bak biz geçen sene bir lafa da katılmayacağım. İsmail Kartal olsa 4 atardık. İsmail Kartal'la biz bu evde yani kusursuz gidiyorken beraberlik bile almayıp gidiyorken Trabzonspor'a yenildik. Hani hangi İsmail Kartal olsa 4 atardık? Hangi İsmail Kartal olsa? Ya bunları geçin bunlar klişe laflar. Biz yine dün 4 atardık. <laughs> 4 değil 14 atardık. Atmaz değildik ama abi geçen sene bir Samet'e kaydın. İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'yi yaktı. Bu, bu sene dün Ciko da kötüydü. Çağlar da kötüydü. Tadiş de kötüydü. Fred de kötüydü. İsmail de kötüydü. Şimanski de bunlara uydu. Neyse tad için Cekon'un ustalığı da rafa kalktı. Sonuç şampiyonluk yarışında avantajda, moralde Galatasaray'a geçti. Galatasaray belki bir sezonda gördüğü sarı kartı tek maçta hanesine yazdırdı. Sadece bir maç diyerek derbiyi yorumlayan Mourinho da gerçeklerle tanışmıştır umarım. Bu yenilginin fiziki yıpranmasının belki sarar ama takım ve taraftar üzerinde mental darbe için çok uğraşması gerekecek diyor. Ömer Ründül Fenerbahçe'nin bu kadar olumsuz bir saha içi performansı göstereceğini kimse tahmin etmiyordu. Ama unutmamak lazım ki bu tip zorlu maçlarda Tadic Ceko ikilisiyle oynarsanız başarılı olmanız tesadüflere kalır. Diğer oyunculara baktığınız zaman Şimanski bal yapmayan arıydı. Medyanın %95'inin olmazsa olmazı Fred son derece kötü oynadı. Eğer Maximen kişisel driplinklerle sahne almasa Fenerbahçe'nin karşı kaleyi zorlaması da hiç mümkün olmazdı. Şimdi düne gidip Desem ki arkadaşlar maç 0-0 bitse ne dersiniz? Bugün hepiniz tamam dersiniz. Ama hepimizin beklediği ya Fenerbahçe fark atar. Fenerbahçe iyi takım. Galatasaray kötü takım. Şöyle böyle diyor. Bak hepimiz bende dahil. Peki niye ihale bana kalıyor? Hocam sen çok şımardın. Sen işte çok yüksekten uçtun bilmem ne aldın. Hanginiz beklemiyordu? Ben yine söylüyorum istatistiksel olarak yine Fenerbahçe'nin daha önde olması lazımdı. Bakın Perşembe günü sahaya sürmesini beklediğim şiddetle istediğim 11. İyi dinleyin. Kalede Livakovic. Sağ bekte o Hocam sakat değilmiş. Parasını istiyormuş da işte yükseltin diyormuş. Vermedikleri için oynamıyormuş. Yani Allah belasını versin eğer böyleyse. Hem o hem Fenerbahçe yönetiminin. Ama böyle değil. Sakatlıktan oynamıyor gerçekten de. Livakovic bak. Aynen. O 1. bir. BKO2. Artık Çağlar'ın kenara çeki düzen vermesi lazım. <laughs> Yedek kalınca anlar. Ciko Osterbol'de mecbursun. Amrabat. Bak İsmail de kendine çek Fred. Mert Hakan Yandaş. Şimanski, Şimanski, Şimanski. Geberdik Şimanski diye. Gebermenin lüzumu yok. Sağda İrfan Can Kahveci. Forvet'te Ennesiri 6. Solda Cengiz Ünder 7. 7 değişiklikle maça başlayacaksın. Madem Cengiz'i tutup 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 en kritik maçta oynattın. Perşembe günü göster hocalığını. Göster. Sür şu kadroyu al galibiyetin. Tadi, Ceko, İsmail, Şimanski, Çağlar. Ya bunlar maçın kötülerinden. Aziz Allah. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bana kimse kızmayın. Tadiç Çağlar iki maçtır sağda büyük hata yapıyorlar. İsmail, Fred dünkü acayip kötülerdi. Ama Fred'in böyle 30 maçta bir, 40 maçta bir bir tane kötü maçı çıkıyor. Ona denk geldi. Ceko yavaş kalıyor. En nesiri sonradan girdiği için adapte olamıyor. Gol kaçar. Forvet golü kaçırır. Bunda sorun yok. Ama çok durmuyor. Cenk Tosun, Oğuz Aydın. Kardeşim sen Cenk Tosun'u, Oğuz Aydın'ı niye aldın? Süs bitkisi için. Daha 6 milyon euro verdim birine. Allah'tan korkun ya. Ya istemiyorum dediğin Cengiz Ünder'i kurtarıcı diye aldın. O zaman yap kurtarıcılığını. Bu arada Oğuz Aydın Avrupa maçlarında listede olmadığı için söylemedim. Ya bugün ciddi karar verilecek. İlk 11'de kesip oluşacak. Perşembeden itibaren de ilk 11 kaydı değişecek. Bak Mustera 8 kurtarışla sezonun en çok kurtarış yaptığı maçını oynamış. Bana sorsanız Galatasaray'da bu sezonun en kötüsü Mustera. Volkan Demirel maçın başında Şimanski... O net pozisyonda tabela yapsa şu an farklı şeyler konuşuyorduk. Taç atışından gol yedi Fenerbahçe. İsmail Yüksek'in hatası var orada. Jose Mourinho ikinci yarıya başlarken İrfancan Amrabat en oyuna girmeliydi. Müdahalede geç kaldı diyor. Var mı haksızlığı? Var mı tek kelime yanlışı? <laughs> Ama Fenerbahçe taraftarı hala başka yere bakıyor. Hala en çöp. Bize bilmem 19.5'a kitlediler. Şöyle yaptılar böyle. Hala yanlış yere bakıyorsunuz. Hala. Hala. Dusan Tadiç böyle oynamayız diyor. Bence de Dusan Tadiç böyle oynamayız. Bakın benim halı saha'da maç yaptığım bir takım var. Ee, o takımda şöyle bir özellik var. Herkes suçu başkasına atıyor. Gol yiyor, yeniliyor falan. Adam yanındaki adam geçiyor, rahat rahat gol atıyor, bilmem ne yapıyor falan diyor. Ya arkadaşlar niye tutmuyorsunuz? Birinde şurama geldi, artık. dedim ki yani hepiniz hata yapıyorsunuz. Hepiniz suçu başkasına atıyorsunuz. Ya böyle bir takım tabii kaybeder. Lan biriniz deyin ki benden dolayı ya orta sahadayım. Adam şut çekiyor bana. Bildiğin şut çekiyor, pas verirken. Topu rakip alıyor. Hocam tutsana ya diyor. Ya döndüm dedim ki lan sen tamam ben sana son ayısını atayım sen tut dedim. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Edin Dzeko sakin kalmalıyız diyor. Ben şunu söyleyeyim. Edin Dzeko da Tad işte gelecek sene Yani Haziran ayında, Mayıs ayında bırakıp gidecekler. Oğuz Aydın bize kalacak. Enes en Siri'ye 19.5 Oğuz Aydın'a 6 verdi. 25.5 milyon euro. 25,5 milyon euro harcadık. Amrabat'a yaklaşık 16 falan verdik. Onu da ekle. Yani yaklaşık 40 milyon euro 3 futbolcuya saydık. Yani Ferdi'den gelen parayı falan üçünü harcadık. O zaman kardeşim ben üçünü izlemek istiyorum. Ha İsmail yetenekli mi? Tabii ki yetenekli. Şimdi teknik direktör becerisi burada çıkacak ortaya. Sen İsmail'i, Amrabat'ı, Fred'i, Mert Hakan'ı, Şimanski doğru rotasyonda kullanacaksın. Şimanski arka arkaya kötü, arka arkaya kötü oynatmayacaksın kardeşim. Yani iyi başladık doğru. Güzel pozisyonlara kaldık doğru. Ama o golü yemeyeceksin. Gelelim Acun Ilıcalı ya. Dün geceden beri ben bu konuşmayı bekliyorum. Şimdi Acun Ilıcalı'nın bazı cümleleri var. Arkadaşlar bakın bizim kanalda bazı FETÖ'cüler var. Ya da FETÖ taktiğiyle hayatlarını sürdürenler var. Ben önce onlara söyleyeyim. Cümlemi keserseniz, kırparsanız ben açıklama yapmak zorunda kalırım. Benim söylediğim cümleyi bütün halinde düşünün. Anlatabiliyor muyum? Bütün halde. Şimdi üzgünüz diye başlıyor. Bir maçta şampiyon olunmuyor. Bir maçta da şampiyonluk kaybedilmiyor. Doğru bir cümle. Hocam hemen yönetime yanladım. Bak hemen yavşak çıkacak bir iki tane. Bir dinleyin. Yavşak derken bu arada bitin yavrusu her şey. Prenin yavrusu. Ee, bunlar çok küçük canlılar. Dikkat edin bunlara. Oyunumuz gayet pozitif. Takımımızın oyunu gayet pozitif. İstatistiklerde üstteyiz. Tabii ki futbol sonuç oyunu kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik. Yani bu şampiyonluğu getirmedi bak. Doğru. Buraya kadar doğru. 5 puan geride olmak da şampiyonluktan koparmaz. Ha, koparmadı. Biz Fenerbahçe'yiz. Güçlü camiayız. Bir mağlubiyet camiayı sarsmaz. Kadromuzdan hocamızdan memnunuz. Güveniyoruz. Bizim açımızdan hiçbir şekilde yarıştan kopma. Ümitsizlik, karamsarlık yok. Yol kazasıdır. Maç kaybedilir. Bence burası da doğru. Gelecekle ilgili karamsarlık yok. Bu yol kazası. Mühim olan ortaya konan futbol. 4-5 pozisyonumuz var. İstatistiklerde gol pozisyonlarında 2 katı rakamlarımız var. Oynanan oyuna bakarım. Hani bu durumla gelecekle ilgili iyimserim. Ama bugün için üzgünüm. Geriye bakmak istemiyoruz. İleriye bakıyoruz. Hani geriye konuşmayacağız. Geriye konuşmayacağız. Yarından itibaren gelecekle ilgili tekrar çalışmalara başlayacağız. Söylüyorum. Herhalde futbolla ilgili herkes bilir ki Eylül ayının ortasında geçmiş bir dönemde 8 aylık süreçle ilgili ne gibi bir durum olabilir? Başarının yol hatalarını düzeltmesi ve takımın ileri gitmesidir diyor. Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır. Bir futbolcu çok iyi oynayamayabilir. O Os çok mu iyi oynadı bugün diyor. Dağlara taşlara vurdu. 100 milyon euroluk kazma. Ciddi söylüyorum 100 milyon euroluk kazma. Fenerbahçe'nin forvetini atıp tutuyorsun. Ya 100 milyon euroluk kazma ya. Ciddi söylüyorum bak. Ennesiri de iyi oynamadı. Doğru. Forvetler derbilerde çok pozisyon bulamaz. Bireysel performanslara girmeye gerek yok çok ayıp olur bir futbolcu için. Osterwold için futbolcu değil deniyordu. Nereye geldi ortada. Ben burada şunu da ekleyeyim. Beni yeni tanıyanlar. Osterwold için millet futbolcu değil dediğinde ben diyordum ki ya arkadaşlar. Vallahi diyorum bak billahi diyorum yemin ediyorum bu çocuk benim gördüğüm çok iyi şey sol beklerden biri. Hatta diyordum eğer ben futboldan anlıyorsam bu çocuğu sol stoper oynatalım. Dünyanın ilk 5 stoperinden biri olur. Bakın Türkiye'nin değil dedim. Dünyanın ilk 5 stoperi. Bakın herkesin çöplediği dönemde, herkesin ulan buna bu para verilir mi? Hangi eşek aldı dediği dönemde ben dedim ki bak bu çocuğu sol stoper oynatalım. Dünyanın sayılı stoperlerinden olur bak dünyanın. Şimdi en nesiri için bir yeminle söylüyorum. Bak yemin ediyorum yani öyle Fenerbahçe yönetiminden para alıyor da bilmem ne yapıyordu da asla keşke alsan. Vallahi bak keşke alsan. Bu kadar hani attığınız iftiralara değsin. En nesiri benim gördüğüm en iyi forvetlerden biri. İster beni topa tutun, ister bilmem dalga geçin, ister bilmem ne yapın. En nesiri sürekli 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 11 başlayacak. Perşembe günü 11 başladı. Pazar günü 11 başlayacak. Gerekirse 45 dakika oynasın. Sonra yine 11 başlayacak. 11 başlayacak. Arka arkaya 3 maç, 4 maç 11 başlasın. Dersiniz ki sen neymişsin en nesiri. Bak İrfan Can ıslıklanıyordu diyor. Geldiği durum ortada. Hakikaten İrfan Can'a hala Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar ıslıkladığımız durumu? Gelecekle ilgili iyimserim. Taraftarımız üzülmüştür ama bunun altında hep beraber kalkıp ileri gideceğiz. Ee, hala ortada 90 puan var. Hani aynı puanı tutturabiliriz. 99 yine alabiliriz, geçebiliriz. Genel hesapları çıkarmaya gerek yok. Bir maçtır, bir maç kaybettik. Önümüze bakıyoruz. Takımda motivasyon eksiği görmüyoruz diyor. Ya arkadaşlar, yarıştan kopma yok. Şampiyonluğun gittiği yok. Kornerlerde 4 katı. Gol şanslarında 2 katı istatistiğimiz var. Ya oynanan oyuna bakın. Diyeceksiniz ki hocam Galatasaray Fenerbahçe sahasına gelmiş. Tabi çekingen oynayacak. Ya ne çekingen oynayacak? Geçen sene Fenerbahçe Galatasaray'ı orada boğdu. Çünkü Galatasaray o kadar şişirildiydi ki ters tepti. Bu maçta da Fenerbahçe şişirildi. Ben maçtan önce dedim ki arkadaşlar kim mutlak favorisi? Onun hep yenildiğini gördüm. Hocam mutlak favori kim dediler? Boğazma düğümlendi. Dedim ki ya Galatasaraylara göre onlar favoriymiş ha. Biz göre bir şey demiyorum da dedim. Çok favori gözük gösteriliyordu. Ha doğru hazırlanamadık. Ayrı biraz da şans. Ya arkadaş. Yani Torerian'ın o gol olmasa. Osterwolde'nin ki hemen bir dakika sonra gol olsa biz maçı kazanacağız. Bak ciddi söylüyorum size. Ama bu yol hartasıdır. Yol kazastır Bunu düzeltmek lazım. Buraya takılıp kalırsanız mahvolursunuz. İnsanları bu mahvediyor. İnsanları bu yok ediyor. Ya o simhen ciddi söylüyorum 100 milyon euroluk kazık ya. 100 milyon euroluk kazık. Arkadaşlar kılcal detaylar aramaya gerek yok. Bak pozisyonlarımız ortada. Maçın özetini seyredin. Bizim pozisyonları seyretmekten yorulursunuz diyorum. Ben izlemedim sinirden ama bir kez daha izleyeceğim. Belki de kaçırdığım şeyler vardır. Önder Özen ne diyor? Bence Fenerbahçe yönetimi hiçbir şey söylememeli. Çünkü bugüne kadar verdiği sözlerin tamamının altında kaldı. Volkan Demirel Fenerbahçe gibi bir takım taç atsın iki gol yemez yememeli. Yiyorsa bir sıkıntı var demektir diyor. Bunların hepsi doğru. Ama çok büyük ayıp etti Fenerbahçe takımı. Bu ayıbı da nasıl yok edecekler? Tabii ki de kazana kazana. Yani ee, Çağlar'ın kaçırdığı, Şimanski'nin kaçırdığı. Mesela ben şöyle dakikalara bir bakayım arkadaşlar. Ya yani 10. dakika mesela Fenerbahçe etkili geldi. Ceko atağa Katlan Şimanski gördü. Penaltı noktasından gelişine vurdu. Asfaltla out. 20. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sarıhan'ın şutunu Livakovic korner'e çeldi. Bak iki tane net pozisyon arka arkaya. Ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Pozisyonun devamında. Bakın maçın kaderi. Şimanski'nin 10. dakikadaki golü olsa bitti. 22'de Fenerbahçe önemli pozisyon. Yine aynı şekilde Osterwold'e topla buluştu. Karşı karşıya kaçırdı. Bunu atsa Fenerbahçe 2-0 bak. Maçın kaderinin değişikliğine bak. 28'de Galatasaray skoru 2 yaptı. 33'te Fenerbahçe yarı sahada serbest vuruş kazandı. Fred Maximen'e verdi. Maximen sıyrılıp şut çekti. Mustera topu iki hamlede kontrol etti. Ya yani hani bunun da gol olduğunu düşün. 10 22 33 3 0 öne geçen bir Fenerbahçe. Maç nereye gider? 57'de Mert Güldür altından kaçırdı. Yunus Akgün ee, Osim o e aktı. Yerden şutunda Livakovic topu kontrol etti mesela. 59'da Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Halbuki buralarda Fenerbahçe'nin kaçırdığı var. Tadiş getiriyor. Kimse dokunamıyor falan. 61'de Fenerbahçe penaltı kazandı. Bak 59'da 3-0 geriye düştü. 60'da Tadiç çıktı. İrfan girdi. 78'de Yunus Akgün e, tamamladı. olarak üstten dışarı çıktı. 88'de İrfan Can ceza sahası içinde en nesiriye verdi. Kafa vuruşuna top asfakta avuta gitti. Ya ben şundan bundan demiyorum. Yanlış anlamayın. Fenerbahçe açısından pozisyonlarda hani not almışlar. 90 artı 4'te en nesilini kaçırdığı inanılmaz pozisyon. Durum bu. Atilla Karoğlan'ın e, Davinson Sanchez pozisyonuna kırmızı verilebilir de diyorlar. Sarı da yeterli de diyorlar. Ben hani Atilla Karoğlan açısından söylüyorum. Beklediğim gibi yönetti mi? Beklediğim gibi yönetmedi. Ben algı yapar, eder diyordum. Yani keşke hakemle yenilseydik falan demiyorum. Yanlış anlamayın. Geceden sabaha kadar hakeme de küfür etmek istemiyorum ama keşke hakemle yenilseydik. Vallahi bak keşke hakemle yenilseydik. Derdik en azından ya işte hakem şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan. Abi biz kendi hatalarımıza, kendi egoistliğimize, kendi şımarıklığımıza yenildik. Jose Mourinho taktik dehadır, şöyledir, böyledir. Jose Mourinho'nun yerinde olsan, perşembe günden itibaren kadroyu değiştiririm. Taktik deha sadece böyle olunmuyor. Yani hatada ısrar etmemek taktik dehadır. Oğuz Aydın direkt sağ kanada monte ediyorum. Tadiçi bir maç yedek beklet. Bakın yıllar yani iki yıldır Tadiç yedek beklemez diye Kur'an-ı Kerim'de ayet yok arkadaşlar. Ceko'yu Tadiç'i yedek beklet. İkisini de alma oyuna. Mesajı alsınlar. Şimanski'yi yedek beklet. Alma oyuna. Gerekirse Perşembe günkü maçı ha, kaybet demiyorum. Yanlış anlamayın. Perşembe günkü maça Fenerbahçe futbol takımı hani karşılarında balla donatılmış bir Galatasaray yok. Galatasaray'ın ballını hepiniz biliyorsunuz. Balla donatılmış Galatasaray yok. Perşembe günü Fenerbahçe'nin e, artık taraftarı, seyircisi hepsi aynı şeyi yapmak zorunda. Perşembe günü arkadaşım ne derseniz diyeyim hepimiz aynı şeyi yapmak zorundayız. Takıma hep destek, tam destek. Ve ben şunu söyleyeyim. Umarım Galatasaray bu galibiyetin sarhoşluğuyla hata üstüne hata yapar. Çünkü Fenerbahçe'yi yendiler. Doğru, dünyanın en büyük takımını yendiler. Onlara göre dünyanın en büyük takımı olan takımı yendiler. Elbette bunun sarhoşluğunu yaşayacaklar. Ama bir de öte yandan olayın bir boyutu daha var. Fenerbahçe'yi yendik diye yaşayacakları şımarıklık çok ciddi tokatlar olarak dönebilir. Ben şunu söyleyeyim. Fark 2 olmuş, 5 olmuş şu değil. Bir mağlubiyetine bakar Galatasaray. Fenerbahçe arka arkaya 10 maç kazansın. Galatasaray 1-2 mağlubiyet yaşadığı zaman yine önüne geçmiş olacaksın. bugün konuştuğunu konuşmayacaksın ama taraftar diyor ki hocam ben kaçırdığımıza bakarım. Ben 19 forvet almışım oyuna sonradan girsin diye mi almışım? Ben 6 milyon euroya Oğuz Aydın almışım. Bugün Galatasaray geberir de Oğuz Aydın diye. Ve Galatasaray Oğuz Aydın alsaydı Kerem'den daha iyi topçu. Ha? Çıldırırdık. Önümüzdeki ilk maçına mesela. Kes Osterwolde'yi oynat Kostiçi sol bekte. Ona da ders olsun. Oynat. Oğuz Aydın oynat. Cenk Tosun oynat gerekirse. Alma edince koy. Avrupa maçında alma edince koy. Ne olursa olsun 90 dakika olsa alma edince koy. Bana penaltıdan gol attı diye istatistik kastı diye ya bir şey yok. Ben diyorum size bak biz e, hani yeni nesil Abdülkerim Durmaz da bundan şikayetçi. Yeni nesil diyor bir istatistik tutturmuş diyor. İstatistikte istatistik diyor. Ya sahaya bakarım ben diyor. Doğru ben de sahaya bakarım. İstatistiğe bakacak olursam ben her maç edince kola çıkmak zorundayım. Bak eğer istatistikle hareket edecek olursam her maç edince kola çıkmak zorundayım. Her maç istisnasız. Niye? Abi kaç gol kaç asist yaptığını farkında mısınız? Yani kaç maçta kaç gol kaç asist? Dakika süre bazında. 10 maç 9 gol 2 asist. 765 dakika. Yani e, kaç maç diyelim? 7 maç diyelim 63. 8 maç diyelim. 9 kere 8 72. 9 maç diyelim 810 dakika. 9 maç etmeyecek. 765 dakikalık süreçte 9 gol 2 asist yapmış. E sen bu istatistiğe bakarak dersin ki ulan 10 maç oynamış herif. Sayı olarak sürü olarak 9 maç bile değil. Adam 9 gol 2 asist yapmış. Tabi bu adam oynatırım dersen bu futbola ihanet olur işte. İstatistik Mourinho olursun. Jose Mourinho değil, istatistik Mourinho olursun. Öte yandan 20 Kasım Tadic'in doğum günü 36'ya girecekmiş. Tadic o da 794 dakika 3 gol 6 asist. Yani 10 maçta 3 gol 6 asist. Baktığın zaman dersin ki ulan bu da 9 asist yapmış. Ben bunu mu keseyim? Ama şöyle bir gerçek var. Sadece istatistikten hareket edersen de sonun hüsran olur. Bak Galatasaray Osimhen'e 100 milyon euro yazıyor diye her maç oynatacak ama 100 milyon euroluk topçu değil. O da onların sonu olur. Icardi'ye yıllık 10 12 milyon euro veriyoruz diye mecbur onu oynatacaklar. O da onların sonu olur. Bence o takımdaki en iyi forvet Batshuayi bana sorsanız. Ama dersiniz ki ulan sen Fenerbahçelisin. Senden adil yorum şöyle olmaz böyle olmaz. Halbuki en doğrusunu ben söylüyorum. İkisi de balon. Bak Gabriel Sara mesela. 28 milyon euro verdiklerini söylüyorlar. 28 milyon euro edecek topçu değil. İyi de Fenerbahçe'ye gol attı. Fred'in öyle bir hatasına gol attı ki. Arkadaşlar hani yapılan bir iyi iş 10 tane ayıbı örtüyor ya. Bakalım ayıbını daha çok örten takım daha iyi gidecektir. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı mağlubiyet olur. Başka söyleyecek bir şey yok. Eylül ayında şampiyonu belirleyecek kadar aptal olmayın. Eylül ayında şampiyonluk gitti diyecek kadar boş konuşmayın. Ama şu bir gerçek. Oğuz Aydın daha böyle oynatılmazsa, Cenk Tosun böyle oynatılmazsa Tadiç, Ceko eşek inadı devam ederse tabii ki de şampiyonluk kaçar. O da ayrı mesela. Bu eşek inadı devam ederse eşek gibi inat edeceğim. Bak bunların skor katkısı yüksek. Ben bunları oynatacağım. En nesil 19.5 verdim ama beklediğim gibi çıkmadı. Ben yedekte tutacağım diye eşek inadını sürerse böyle olur. Taraftarımız İsmail Kartal kaloriferci şöyle der böyle der gitsin defolsun şöyle yapsın böyle yapsın. Ya şimdi şey de çıktı. İsmail Kartal olsa 4 atardık. O zaman Trabzon'a niye yenildik geçen sene? Yine İsmail Kartal vardı. Trabzon'u yenseydik arka arkaya kaç maç kazanmış oluyorduk. Hocam seri bitti şöyle yaptı. Ya Ali Koç'u seçensizsiniz. Gitme sana muhtacım diyen sizsiniz. Ben Aziz Yıldırım gelsin dedim. Arkadaşlar şampiyon olamıyorsak da Aziz Yıldırım gelsin. Bir değişiklik olsun. Belki de sorun Ali, Ali Koç'tadır dediğimde ya hocam bırak Allah'ını seversen maddi olarak gerideyiz. Bağımsızlık kazanmamız lazım. Yaşasın 23 Nisan. Bilmem sen para yapıla şöyle böyle falan. E şimdi siz çıkın işin içinden. Ben şunu söylüyorum. Her türlü tercihinize saygı duyarım. Ben seçimlerde de söylüyorum. Çoğunluk neye oy veriyorsa ben kabulüm. Ben oy verme, vermeyi bile istemiyorum. Ne diyorsanız kabul. Yine aynısını diyorum. Ne diyorsanız kabul ama kendi fikrim bu. Aziz Yıldırım gelseydi böyle mi olurdu? Bence böyle olmazdı. Aziz Yıldırım gelseydi Lukaku forvet olacaktı. Kiralık gelecekti. 19,5 milyon euroyu oraya harcamamış olacaktın. Yani yine Jose Mourinho gelecekti. Maksimeli istediği zaman Maksimeli 5 dakikada gidip çekip gelecektik. Hakan Bilal Kuttap ya şundan Bu kadar ay beklemeyecektin. Orta sahaya Amrabat mı istiyor? Bilmem Höjberg mi istiyor? Kimi istiyorsa gidilecekti. Görüşülecekti. Alınıp gelinecekti. Kimse satılmasın. Ferdi de satılmasın. O zaman satılmayacaktı. Dün Ferdi olsaydı çok mu farklı olurdu? Yine şapkadan tavşan mavşan çıkarır bir şeyler yapardı. Ama Ferdi'nin defansif zaafı vardı. Bak Ferdi maksimen olmaz. Maksimen Osterwold'e de olmaz ha. Ben onu da söyleyeyim size. Biz oraya başka bir isim bulmamız lazım. Ama ya da Osterwold'e'nin bak Osterwold'e'nin maksimenle çok iyi ritim yakalaması lazım. Bu da çok zor. Ben bir şey söyleyeyim. Maksimen'i sağa Tadic'i sola atalım. Yine bak çözüm buluruz. İlla Tadic oynayacaksa yine çözüm buluruz. Maxime sağdan da öttürür. Hatta Maxime sağdan var ya maç başına 3 tane asist falan yapar. Ciddi söylüyorum 3 tane falan asist yapar sağdan. Yatırır, kaldırır, hoplatır, zıplatır bak. Tad işte zaten en iyi olduğu bölge sol taraftı. Orada da coşar. İyi de hocam taraftar diyor ki Tadiç sağda oynamıyor. Bak 3 gol 6 asist yapmış nasıl oluyor? İşte düşünün oynadığımız rakiplerin cılızlığını. Ya Süper Lig'de 4 tane 5 tane takım var. Geri kalanlar tırt. Geri kalanlar rotasyon kadrosuyla bile farklı yenmen lazım. Avrupa'daki Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz 8 tane rakibin 3'ü baba yiğit takımlar. 2 tanesi orta ayar. 5. Geri kalan 3'ü zaten tırt. Rotasyon maçları. Bunları da iyi ayarlamak lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Lütfen görüşünüzü özgür bir şekilde yazın. Bana katılmayabilirsiniz. istediğiniz gibi yazın. Tek ricam kimseye hakaret etmeyin. Kimseye küfür etmeyin arkadaşlar.